Evet gençler merhabalar. Geçtiğimiz derste klasik akım, realizm akımı, hümanizm akımı, romantizm akımı gibi akımlardan bahsettik. Başlamıştık artık. Bu dört akımı gördük. Şimdi naturalizmle devam ediyoruz. Naturalizm akımı nedir? Kelime manasıyla naturalizm doğalcılık demektir. Realizmin aslında bir ileri aşaması olarak görülür naturalizm akımı. Realizm biliyorsunuz gerçekçilik demekti. Naturalizm de bu gerçekçiliğin bir ileri seviyesi olarak adlandırılır. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır. Kurucuları, ilkelerini benimseyen kişi Emile Zola'dır. Deneysel Roman adlı eserinde akımın ilkelerini ortaya koymuştur. Hatırlarsanız Victor Hugo Cromwell adlı eserinde romantizmin ilkelerini bize söylemişti. Emile Zola da Deneysel Roman adlı eserinde bize naturalizmin doğalcılığın ilkelerinden bahsetmiştir. Peki ne demek? Öncelikle determinizm düşüncesinden çok etkileniyorlar hümanistler. Yani şunu savunuyorlar. Aynı şartlar altında aynı sebepler hep aynı sonuçları doğurur. Determinizm bu demektir. O yüzden de naturalistler hep aynı şartlar altında aynı sebeplerin aynı sonuçları doğurduğuna inanırlar ve bu anlayışla edebiyatlarını yaparlar. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı pozitif bilimlerdeki genç sanatçılar diğer alanlarda da geçerli olduğuna inanmışlardır bunun. Sebep-sonuç ilişkisinin, pozitif bilimlerin. Naturalizmi hazırlayan çok önemli başka bir düşünce de evrim teorisidir. Darwin'in evrim teorisi. Batı kültürünün geleneksel değerlerini yıkan ve fikir kavgalarının yaşanmasına zemin hazırlayan bir teoridir evrim teorisi. Yine determinizmden olduğu gibi bu evrim teorisinden de naturalistler etkilenmişlerdir. Sonra bunlar diyorlar ki insanın kişiliğini soya çekimi yani doğduğu, bulunduğu ülkedeki, ailedeki insanlar ve genetik özellikleri belirler diyor. Kişinin sahip olduğu özellikler buna bağlıdır diyor. Kendilerini bilim adamı, toplumu laboratuvar, insanı da deney aracı olarak görmüşlerdir. Tam da bundan dolayı gözlemci bir gerçekçilerdir. Yani etrafı gözlemlerler, gerçekçilerdir. Ve bunu da temellendirmek adına sadece gözlem yapmakla yetinmeyip deneye de başvurmuşlardır. Yani deneysel gerçeklik diye bir kavramı ortaya atmışlardır edebiyatta. Yalın anlaşılır bir dil kullanmışlardır eserlerinde. Daha çok tabii ki işçileri, burjuva sınıfı, bunlar arasında yaşanan çatışmaları işlemiştir naturalistler. Sanatı toplum için yaparlar. Zaten işçiyi ve burjuva sınıfını işleyen bir yazardan sanatı sanat için yapmasını bekleyemeyiz, değil mi? Tamamen toplumsal bir kaygı güdüyor. O yüzden toplum için yapıyor sanatını. Hani realistler betimlemeler yapıyorlardı ya, artık bunlar betimlemede realistlerden de ileri gidip çok gereksiz betimlemeler, gereksiz tasvirler de yapmışlardır. En ince ayrıntıyı bile, işte bu kalemin siyah oluşunu söyler evet, ama işte ucundaki şu parçanın beyaz, alt kısmının biraz daha açık renkte olduğu detayına bile iner romanların, öykülerin, hikayelerin içerisinde. Yani biraz gereksiz betimlemeler, gereksiz lafı uzatmalar olabiliyor onların romanlarında, naturalistlerde. Kim peki en önemli isim? Zaten ilkelerini belirlediği için Deneysel Roman adlı romanında en önemlisi Emile Zola. Maupassant yine burada önemli. Concord kardeşler, naturalizm. John Steinbeck, naturalizm akımını benimseyen yazarlarımız arasında dünya edebiyatında. Bizde ise artık Cumhuriyet dönemine geldiğimizde özellikle toplumcu gerçekçi romanlarda, hani naturalistler sanatı toplum için yapıyorlar ya, bizde de toplumcu gerçekçi diye bir topluluk var edebiyatımızda. İşte o topluluk romanlarında naturalizmi benimsiyor. Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar bunlardan biridir. Nabizade Nazım'ı ve Hüseyin Rahmi'yi
naturalizm deyince hatırlayacağız yani Türk edebiyatından. Sonra parnasizm akımı gelecek. Bu da aslında gerçekçilik demek. Ama bu sefer sadece şiirde gerçekçilik olacak. 19. yüzyılda Fransa'da parnasizm akımı aslında realizm akımına tepki olarak ortaya çıkmış bir akım olacak. Sadece şiirde ortaya çıkan bir akım. Bunu yine söyleyelim. Realizmin şiire uygulanmış şeklidir. Yani nasıl romanda gerçekçilik, realizm varsa bunu şiire yansıtmışlar. Adına da parnasizm demişler aslında. Realizme benzer bir ortamda ortaya çıkmıştır. Şairin duygu ve hayallerinin esas olduğu lirik, duygusal bir bireysel anlayışı reddetmişlerdir. Çünkü niye? Gerçekçidirler. Yani onlarda duygu, lirik özellikler, bireysel özellikler yoktur. Şairin hayat, insan, doğa karşısında nesnel olması gerektiğini savunurlar. Çünkü gerçekçiler. Ölçü ve uyağa, ritme ve ahenge çok önem veriyorlar parnasist şairler. Mükemmel şiirin peşinde koşmuşlardır hep. Yani tek amaçları mükemmel bir şiir nasıl yazılır? Ben nasıl mükemmel bir şiir yazarım? Bir şiir biçim olarak nasıl kusursuz olur? Hep bunun peşindedir Parnasiyen şairlerimiz. Sözcük seçimine bu yüzden çok önem verirler. Yerli yerinde kullanmaya çok önem verirler sözcükleri. Sanat sanat içindir anlayışını güdüyorlar tabii ki. Çünkü bu kadar biçim mükemmelliği diyen bir topluluk sanatı toplum için yapamaz. Sanatı sanat yapmak için yapar sadece. Şairler tablo gibi şiir yazmışlardır adeta. Tablo gibi şiir yazmaya önem vermişlerdir. Resim altı şiir yazma tekniği vardır. Pitoresk denir buna. Resmin altında şiirler bulunur. Yani resim altı şiir yazma geleneğini aslında geleneğine sıkça başvuran yazarlardandır Parnasiyen şairler. Bu yüzden de aslında tablo gibi şiir yazdıkları söylenir onların. Çünkü biçim güzelliği Parnasiyenler için çok önemli. Kimdir peki en önemli isimleri? Bizim edebiyatımızda en önemli isim bir kere Tevfik Fikret. Parnasiyen şairlerin en önemlisidir. Yahya Kemal Beyatlı da yine biçim güzelliğine önem veren Parnasiyen şairlerimizdendir. Cenap Şahbettin de öyle. Tamamen biçim kusursuzluğu arayan şiirlerinde biçime önem veren Parnasiyen şairler arasında olacaklar. Gelelim sembolizm akımına. Sembolizm akımı da simgecilik demektir kelime manasıyla. Yine o da 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu akım parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akıma göre asıl gerçek olan dış dünyada gördüğümüz nesneler değil, o görüntünün arkasında gizli olan özdür aslında. Yani bu sebeple zaten parnasizme tepki olarak doğuyor. Çünkü parnasiyenler gördükleri şeylerin biçim güzelliklerine önem veriyorlardı. Öyle bir gerçekçi anlayışları vardı. Ama simgeciler yani sembolistler ise artık görünenin gerçek dünyada, dış dünyada gördüğümüz nesnelerden ibaret değil. Onların aslında arkasında özünde gizli olanlar olduğunu savunmuşlardır. Sanatçının görevi de bu yüzden dış gerçeği bize olduğu gibi yansıtmak değil, sezdirmektir. Semboller yardımıyla yapar bu sezdirmeyi de. O yüzden akımın adı zaten nedir? Sembolizmdir. Semboller yoluyla bize sezdirirler duyguları, düşünceleri. Sembolist şiir öznel ve lirik bir şiirdir. Kişiseldir ve duygusal nitelikler taşır yani. Şiiri onlar asla anlaşılmak için değil, duyulmak için yazarlar. Çünkü şiirin musiki ile iç içe olduğunu savunurlar. Yani şiirde önemli olan konu değil, onun nasıl aktığı, nasıl söylendiği, biçiminin nasıl olduğu, söyleyiş şekli önemlidir diyorlar. Süslü ağır bir dil kullanıyorlar bu sebeple ve ahenge, musikiye çokça önem veriyorlar
sembolistler. Tabii ki sanatı sanat için yapıyorlar. Başka hiç de bir amaçları yok. Yani kısaca sembolistler için duygu ve düşünceleri dış dünyadaki gerçeklikleri yansıtırken onun özüne, görünmeyenine bakmışlardır. Şiiri musikiyle, sanatı musikiyle, ahenkle bir tutmuşlardır. Ağır bir dil kullanmışlardır diyebiliriz. Malarmi burada önemli bir isim. Valéry yine önemli bir isim. Paul Valéry. Edgar Allan Poe da yine önemli bir isim. Burada bu yazarlarımız hepsi sembolist yazarlardır. Yani şiirlerinde duygu ve düşüncelerini anlatırken belli simgeler kullanmışlardır, semboller kullanmışlardır. Cenap Şahbettin, Ahmet Haşim bunların en önemlisi. Sembolizm deyince aklımıza Ahmet Haşim mutlaka gelsin Türk Edebiyatı'nda. Saf şiircidir biliyorsunuz Ahmet Haşim. Saf şiirciler de şiirin biçim mükemmelliğini savunurlar. Sözden çok musikiye yakın olduğunu savunurlar. Tam da sembolistler gibi yani. O yüzden Ahmet Haşim en önemli sembolistlerden biridir. Ahmet Muhip Dranaz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi isimler bilindik, en güzel, en yetkin eserleri vermiş sembolist yazarlarımız arasındadır. Gelelim bir diğer akıma, empresyonizm. İzlenimcilik demek empresyonizm. 19. yüzyılın sonlarında realizme, naturalizme ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkıyorlar. Yani hem gerçekçiliğe, hem doğalcılığa, hem de şiirde gerçekçiliğe karşılar bunlar. Temel anlamda gerçekçiliğe karşılar, öyle diyebiliriz. İlk etapta resimde ortaya çıkan bir akım aslında, resim sanatında ortaya çıkıyor. Daha sonra edebiyatta, özellikle de şiir ve tiyatroda kendini hissettiren bir akım. Sembolizmin akımının uzantısı ve devamı niteliğindedir. Nasıl sembolistler duygu ve düşüncelerini aktarırken belli simgelere, sembollere başvurursa, empresyonistler de aynı şekilde gerçekçiliği bize izlenimler yoluyla aktarmışlardır. Bir nevi sembol kullanmışlardır diyebiliriz. Sanatçılar dış dünyadaki varlıklara önem vermemiş, onların kendilerinde bıraktığı izlenimleri anlatmışlardır. Sanat, sanat içindir ilkesine bağlıdırlar. Şiirlerinde ölçü, kafiye, redif gibi biçimsel özelliklere yer vermemişlerdir asla. Sembolizmin bir devamı yani diyebiliriz empresyonist için. Nasıl sembolizmde dedik ya Ahmet Haşim önemli bir isim unutmayalım. Yine Valéry de vardı sembolizmde dünya edebiyatında. Bu iki isim yine empresyonizmde de olacak. Yani bu iki isim Ahmet Haşim mesela hem sembolist hem izlenimcidir. Yani hem sembollerle yazmıştır hem de görünen gerçeği değil de onların bizde bıraktığı izlenimleri önemsemiştir diyebiliriz. En önemli temsilcileri. Ne diyor? Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Şair ne diyor? Şair okura gerçekleri değil izlenimleri duyurmaya çalışmalı. Anlam belirgin olmamalı. Hemen bunları çizelim. İzlenim, anlamın belirsiz olması. Okur sezinlediklerinden kendisi anlam çıkarmalıdır. Sezinlediklerinden anlam çıkarmak. Sözcüklerin anlamlarından çok ahenkleri oluşturacakları müzikalite önemlidir. Müzikalite önemli. Duyurmak ve sezdirmek için mecazlı çağrışıma elverişli söz ve söyleyişler seçilmeli. Üzüntü, alacakaranlık, kırmızı ve sarı gibi renkler onlar da önemlidir. Çünkü karamsardır bu şairler. Kim bunlar? İzlenimci olanlar. Şöyle basalım. Tabii ki kimler? Sembolistler değil mi? İzlenimciler duygularını sembollerle aktarıyorlar. Karamsarlar. Onlar için anlam belirgin olmamalı. Sezinlediklerinden anlam çıkarıyorlar. O yüzden burada akımımız sembolizm akımı. Tarif edilen akım sembolizm akımı yani. Evet.
Bir soru daha çözelim. Sembolizmle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Ahenge önem verilerek musiki değeri olan sözcükler tercih edilmiştir. Evet, sembolizmde ahenk ve musiki önemlidir. Süslü sanatta oldukça ağır bir dil kullanmışlardır. Evet. Şiirin herkes için farklı yorumlanabilecek nitelikte olması gerektiğine inanmışlardır diyor. Evet. Dış dünyayı olduğu gibi değil, algılandığı, hissedildiği gibi anlatmaya çalışmışlardır. Evet, çünkü sembolist bunlar, izlenimci. Direkt gerçeği aktarmıyorlar. Yaşam, gözlem, araştırma ve belgelere dayandırılarak eserlere yansıtılmıştır. Hayır, bunlarda hiç araştırmak, belgelere dayanmak yoktur. Değil mi? Bazı özellikleri verilen edebi akımı soruyor hangisidir diye. Demiş ki dış dünyada görülen varlıkların gerçek görüntüsünü değil, insanda bıraktığı izlenimleri anlatmayı esas alır. Buradan aslında çıktı bile sorunun cevabı ama okuyalım yine de. Uyak, vezin, nazım biçimi ve birimi gibi şekilsel özellikler yok. İlk olarak resim sanatında ortaya çıkmış, ardından edebiyatta etkisini göstermiş. Nedir bu? İzlenimcilik dediğimiz empresyonizm akımıdır. Evet gençler, bugünlük de burada kalalım. Bir sonraki dersimizde diğer edebi akımlar 3 föyüyle devam edeceğiz. Kübizm akımıyla başlayacağız. Bugünlük bu kadar olsun. Dinlediğiniz